gördüm. Çocuk babasıyım, sorumlu bir babayım. Çalışmak istiyorum, iş yok. Nereye gidiyorum? Bana diyor, sen bir kolun yoksa ne yapabilirsin? Yani ben hayata tutunmak istiyorum. Bana diyorlar hayata, yani resmen git diyor. Sen bir iş yapamazsın. Tutunmak istiyorum, bu daldan beni atıyorlar. Böyle olmaması lazım. Ben hayata mücadele etmek istiyorum. Sorumlu bir babayım. Ben amacım dilenmek değil. Ben iş istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Devlet kurumuna beni koysunlar. Ben çalışayım. Ben başka bir şey istemiyorum. Babamın evine sığınmışım ben. Evde kiracı vardı. Mecbur kiracı çıktı. Babamın evine sığındım. Yani ben çalışıp çocuklarıma bakmak istiyorum. Gururuma yediremiyorum. Şimdi evlatlarım babamgil bakıyor. Gururuma yediremiyorum. Diyor muyum baba mesela acım, açıktayım. Bana bir kaçlık falan istemek zoruma gidiyor. Çalışmak istiyorum. Alın teri kazanmak istiyorum. Çocuklarıma bir babalık görevi yapmak istiyorum. Ama fakat durum böyle. İşte olmayınca Ya iş olmadığımızda böyle oluyor yani. Bulanıma giriyorum. Vallahi billahi bulanıma giriyorum. Allah rızası için. Yani ben dilemiyorum. Ben iş imkanı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Benim huzurum yok. Evimin durumunu görüyorsunuz. Ben çaresiz mağdurum yani. İş imkanı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Buradan da Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Yani eğer beni görüyorsa, duyuyorsa bana bir iş imkanı versin. İki çocuğum var. Bekar olsam, çalışmasam da umurumda değil. İki çocuk sorumlu babayım. Ben başka bir şey istemiyorum devletinden. Benim psikolojim bozulmuş. Yani böyle bakıyorum, her gün düşünüyorum nasıl olacak, bu çocuklarımın sonu nasıl olacak. Yarın bir gün bunun askerliği var. Diyecek babam var ama babam bu bir şeye yaramıyor. Zoruma gidiyorum. Ben yaşayan bir ölü gibi yaşıyorum. Ben çalışmak istiyorum, iş istiyorum ya. Ben devletimden iş istiyorum. Ya işte diyor bana bayramlık anı, baba bayramlık almadım. Kızım ben nasıl alayım? Çalışmıyorum, etmiyorum. Zaten durumum olsa böyle yaşamam ki ben. Durumum yok abi, böyledir göz önünde, durumum yok. İşte hastalığım bu kolumdan dolayı çocuktuk, oynuyorduk. Ha işte bir kaza oldu, hastaneye kaldırdılar beni. Doktor müdahale parası istedi. Yani dedi parayı getirin ameliyat yapayım. Ameliyathanada uzanmışım. Maddi durum yok. O öyle kaldı. Babam annem diyor işte çocuğum ölüyor. Ameliyat yapın. Diyor parayı getirin biz öyle ameliyat yaparız. Müdahale yapmadı Kaç Antep'e. yaşında kaza yaptınız? 9 yaşında. 9 yaşında. Evet 9 yaşında. Yani gençliğim gitti. Yine de şükür ediyorum. Yani hayata küsmüyorum. Sen aç. Tamam, yeter. Bismillahirrahmanirrahim.